Kasaptan bir kasap, et satan bir kasap, gidip de bir kasaptan bir kilo sığır eti tartıyorsunuz, temiz kıyıyor, kıyma mıyma neyse yaptıktan sonra bu eti tedbir altına alıyor derhal. Önce bir naylona sarıyor bu eti. Bir kilo sığır eti be kardeşim. Arkasından yağlı bir kağıda sarıyor. Arkasından bir ambalaj kağıdına sarıyor. Arkasından bir naylon torbaya koyuyor. Örtüyor, kapatıyor onu, her türlü tedbiri alıyor ve o bir kilo sığır etini kimse açıkta evine götürmüyor. Ey Müslüman! Ey Avrupa'nın kafir kültürüne aldanan Müslüman! Sen bir kilo sığır etini açıkta, ambalajsız, açıktan açığa eve götürmüyorsun da senin kızın, senin hanımın, senin gelinin, senin karın bir kilo sığır etinden daha mı haysiyetsiz ki onu çırçıplak sokakta götürüp duruyorsun? Niye tesettürü kaldırıp attın? Niye tesettürü kaldırıp attınız? Niçin kızınız, karınız soyuldu? Niçin çırçıplak sokaklara döküldünüz? Neydi derdiniz? Neydi meramınız? Bir kilo sığır etini açıkta götürmüyorsunuz da kız ve karınızı niçin çırçıplak soyup sokak sokak dolaştırıyorsunuz? Ne hale geldiniz siz? Bu eve getirene kadardır. O bir kilo sığır etini eve getirdikten sonra ortaya atıyor musunuz? Kasaptan aldığınız ve eve getirdiğiniz o bir kilo sığır eti bozulmasın, çürümesin, kokuşmasın, telef olmasın, zay olmasın diye o bir kilo eti buzdolaplarına sokmadınız mı? Çünkü kokar, çünkü bozulur. E senin pırıl pırıl yavrun, çocukların bu bir kilo sığır eti kadar haysiyet yok muydu? Bunlar da bozulmasın, çocukların bozulmasın, yavrularım kokuşmasın diye hangi tedbiri aldınız? Hangi tedbirle gidiyorsunuz Hazreti Allah'ın huzuruna? Hangi peygamberin ümmetisiniz? Nesilleriniz sadece çocuğu dünya üzerine getirmek midir vazifeniz sizin? Niçin ortaya atıyorsunuz? Niçin ve hangi ellere teslim ediyorsunuz? O et bozulmasın diye buzdolaplarına, hatta buzdolabındaki buzluklara sokuyorsunuz da çocuklarınızı hangi okula sokacağınızı, hangi dersi okutacağınızı, ne vereceğinizi niçin düşünmediniz bakayım? Niçin tasavvur edemediniz? Ve bunun azabını çekeceksiniz. Siz eğitimcilerden ne bekliyorsunuz? İşte çocuklarımızın hali. Alın çocuklarımızı okutun dediniz. Onlar çocuklarımızı kokuttular, birbirine düşman hale getirdiler. Kime güveniyorsunuz şimdi siz? Nasıl güvenebilirsiniz siz? Efendim biz profesörlere güveniyoruz. Şimdi oradan da misal vereceğim size. Müslüman olan profesörler ve eğitimciler başımızın tacıdır, her zaman söylüyorum. Ama Müslüman olmayan eğitimciyi sevmiyorum. Müslüman olmayan eğitimciden, Müslüman olmayan öğreticiden, Müslüman olmayan Allah ve Resulüne bağlı olmayan her bir eğitimciden, öğretimciden, profesörden davacıyım. Bu toprağın altındaki 40 milyon şehit de davacı olacak. Neden çocuklarımızı Kur'ansız koydular? Neden çocuklarımızı imansız koydular? Teşhisleri yanlıştı, izahları yanlıştı, eğitim metotları yanlıştı, İslamsız eğitim olmazdı. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan Kur'ansız eğitim olmazdı. Ama bakın size, halen İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir profesörün yazısından 4 satır okuyacağım vallahi.
Bakınız, isim misim vermem, şahsilik olmasın, hususilik olmasın dedi. Bu kürsü umumi kürsü olduğu için isim verilmez. Böyle bir usul olmaz. Aynen okuyorum. Şöyle söylüyor efendim. Şimdi İslam'dan medet uman medrese kafaları yaratmaya çalışıyor. Her mahallede Kur'an kursları, İmam Hatip okulları açıyoruz. Bugün Türkiye'de müsbet eğitim yapan okuldan çok orta çağ kafaları yetiştiren İmam Hatip mektepleri var. Profesör yazıyor bunu. Hayret edilecek bir atalet ve kara bir kuvvet bizi yine o eski karanlıklara sürüklüyor. Vallahi aynen okuyorum. Tarihimizi şöyle bir gözden geçirip ders almak istemiyoruz adeta. İslam'ı kabul ettiği 1000 yıllık tarihi boyunca Türk akla ve mantığa ve vicdanına en uygun hayatı İslam'ı dünya işlerinden ayırdıktan sonra ve İslam'dan uzaklaştıktan sonra bizim milletimiz millet olmuştur. Lafa bak, teşhisteki yanlışa bak. Bugün Türkiye'yi ayakta tutan ve onu medeniyet kervanına yaklaştıran müsbet kafalı nesil yetiştirmeyi bırakıyoruz da onun yerine Kur'an kurslarının veya İmam Hatip okullarının hırpalayıp harap ettiği bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer bugün Türkiye ortaçağ karanlıklarına gömülmeye mahkum görünüyorsa, genç ve taze yavrularımızın kafalarının yine medrese cenderesine sokulmaya başlanmış olmasından ve müsbet eğitim müesseseleri yanında onları sayıca çok aşan İmam Hatip okullarının mantar gibi türemiş olmasındandır. Bu okullar kökünden kazılmadıkça çocuklarımızı çağdaş yapmaya imkan yoktur. Şu profesörün tespitine bakın vallahi. İlahiyat fakültesi mezunu yapıp eline diploma verdiğiniz ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet İşleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz bir adam çıkıyor, çöl Arabı pis Muhammed'in 1400 yıl önceki yaşantılarını, esaslarını size uygulamaya uğraşıyor diyor. Çöl Arabı Muhammed tabirini kullanıyor. Bu bir profesördür bu. Ve günlük hayatımıza onun yaşantısını aşılamaya kalkıyor. İşte görülmemiş şey doğrusu. Her ne kadar bütün İslam ülkelerinde korkunç bir cehalet ve gerilik sürüyorsa da bu ülkelerin hiçbirisinde bizde olduğu kadar geriliğe, kaderciliğe saplanan bir memleket yoktur. Ne zaman bu kafayı değiştirir de kafamızdan bu mistik duyguları, İslami fikirleri çıkarırsak o zaman adam olacağız diyor. Bir profesördür bu. İşte siz kardeşlerim, bakınız, Avrupalı olacağız diyorlar değil mi? Şimdi size bir kitaptan bir de Avrupalı bir adamın yazısını okuyacağım. Hayret edeceksiniz. Avrupa nerede? Bu Avrupa'nın uşakları nerede bunlar? Ne Avrupa'sı bunlar? Avrupa'yı kim biliyor? Bakın size, şimdi alenen Avrupa'nın büyük Fransız tarihçisi ve şairi Lamartin ismindeki bir zatın Allah Resulü hakkındaki ifadelerini aynen okuyacağım. Kitap ilmi bir eserdir. Lamartin namında Fransız tarihçisi ve şairi Lamartin, mühim bir adam. Aynen Allah Resulü hakkında şunları yazıyor. İfadeler aynı. Dünyada hiçbir insan ister iradeyle İster iradesiz olsun, bu kadar yüksek bir gayeye nefsini vakfetmiş değildir. Allah'ın Resulü'nü anlatıyor. Yaratılan ile
yaratan ara